Merhaba arkadaşlar, finale doğru serimizin 3. denemesinin coğrafya sorularını birlikte çözelim. Soru da ee, bize ne diyor hemen ona bakalım. Ekvator yakınlarında yani sıfır enlem çevresinde buzullara rastlamak için 5400 metre yukarı çıkmak gerekirken Alper'de 2500 metreye, Norveç'te 1500 metreye çıkmak yeterlidir. Kutupta buzullar deniz yüzeyinde bile görülür. Arkadaşlar buradaki kastettiği şey Ekvator'dan kutuplara yaklaştıkça kalıcı kar sınırının aşağıya düşmesi yani deniz seviyesine kadar inmesi. Cevabımız A seçeneğimiz olacak. Ekvatora uzaklık. Allah'tan. Arkadaşlar ikinci sorumuza birlikte bakalım. 23 Eylül tarihinde 5 merkezde aynı anda güneşin Gök konumları şekillerde gösterilmiş. Buna göre Güneş'in gökyüzündeki konumları gösterilen merkezlerin hangisi daha batıdadır diyor. Bir numaraya bakalım. Saat 12 yaklaşık olarak. 2 numaraya bakalım. Saat 9 civarı. 3 numaraya bakalım. Saat öğleden sonra 2 civarı. 4 numaraya bakalım. Saat öğleden önce 11 civarı. 5 numaraya baktığımızda ise Güneş batmak üzere. Arkadaşlar şimdi böyle sorularda neye dikkat edeceğim? Daha batıdaki merkezi soruyorsa güneşin doğum şu vaktine en yakın olması lazım. Doğuş vaktine en yakın olan seçeneğimiz 2 numaralı yer. O yüzden cevabımız B seçeneği olacak. Hemen diğer sorumuza bakalım. Yukarıda verilen koordinat sisteminde numaralı bölgelerle ilgili hangisi söylenemez diyor. Hemen bakalım birkaç tanesini inceleyelim. Söylenir mi söylenemez mi? Birinci bölge kuzey yarım kürede orta kuşakta yer alır. Evet birinci 30 ile 40 enlemleri arası orta kuşaktır arkadaşlar. Sıkıntı yok hem de kuzey yarım kürede. Nereden biliyorum? Çünkü 30'dan 40'a doğru artmış benim ellemim. Dolayısıyla kuzey yarım kürede olduğunu ispatlar. B'ye bakalım. 5. bölgenin yerel saati diğerlerinden daha ileridedir. Evet daha doğuda olmasından dolayı en doğuda olmasından dolayı diğer merkezlere göre yerel saati daha ileridedir. B de doğru. C'ye bakalım. İkinci bölgenin sınırları içinden yengeç dönencesi geçmektedir. Hemen bakıyorum. İkinci bölge 30 ile 20 enlemleri arasında. Evet kuzey yarım kürede yengeç dönencesi 23 derece 27 dakika enlemlerinde yer almakta. C şıkkı da doğru. Peki bir E'ye bakalım. Yer çekimi kuvvetinin en fazla olduğu yer 3 ve 4. bölgelerdir. Şimdi 3 ve dördüncü bölge ekvatora çok yakın. O yüzden ekvatorda yer çekiminin en az olduğunu bildiğim için cevabımız arkadaşlar kutuplara en yakın bölgeler olması gerekiyor. Yani bir numaralı bölgede yer çekiminin en fazla olması gerekiyor. O yüzden E seçeneğimiz yanlış. O yüzden söylenemez E seçeneği. Arkadaşlar hoşçakalın. Teşekkür ederim.